Kıymetli dostlar, aziz dostlar, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün yine bir pazar günü, yine bir pazar klasiği, Fikir Yongaları programıyla birliktesiniz efendim. Bugün astroloji konuşacağız. Konuğumuz da Sayın Ozan Güner beyefendi. Kendisi astrolog, sosyolog ve matematikçi. 2022 ve sonrasında neler olacak diyeceğiz. Ve çok gizemli konulara dalacağız. Tabii ki kimle birlikte? Sadık Yemni hocamızla birlikte. Hocalarımızı yayına alalım ve bu programa başlayalım. Bir de sizlerden ricam hikayelerinizde ve DM'lerinizde bu özel ve önemli yayını paylaşmanızı arkadaşlarınızla, dostlarınızla, tanıdıklarınızla rica ediyorum. Çünkü gerçekten çok özel ve derin bir yayın olacak. Duymadıklarınızı duyacaksınız. Konuşulmayanların konuşulduğu bir program olacak efendim inşallah. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar Ömer Faruk Bey. Nasılsınız? Elhamdülillah çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz. Sağ olun. İşte gün içerisinde bir sürü şeyle uğraşıp duruyoruz. Allah koşturmalarınızda kolaylıklar versin. Şimdi ben Sağ Sadık olun. hocamızı da yayına Teşekkürler. alayım. Hemen başlayalım. Sesim herhalde rahat geliyor. Evet sesiniz çok güzel. Tamam. Tamam. Herkesin selamı başımız üstüne dostlar. Merhabalar ya. Bizimle birlikte olduğunuz için Akşamlar. çok teşekkür Merhaba, iyi ediyoruz. akşamlar. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Sağ olun, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyidir, iyidir Allah'a şükür. Şimdi kıymetli dostlar, şöyle bir şey var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ozan hocamız çok önemli bir tırnak içinde adam. Çok önemli bir adam. Hani bunu söylemek benim haddime bile düşmez. Şunun için Tamam. söylüyorum. Ozan hocamız sadece astrolog değil efendim. Matematikçi, astronom ve astronomi çalışmalar da var çünkü. Ve sosyolog, bir de Sosyolog. matematikçi. Evet, sosyolog ve matematikçi ve astronom. O yüzden astrolojiyi sadece astroloji yöntemleriyle bir şeyleri açıklamıyor. Gelecek öngörülerinde bulunmuyor. Bunun yanına sosyolojiyi koyuyor, matematiği koyuyor, astronomiyi koyuyor, hatta felsefeyi koyuyor, mitolojileri koyuyor. O yüzden de hocamızın öngörüleri de büyük ölçüde çıkıyor. Çünkü bunu da şöyle takip edebilirsiniz. Hemen size delilini de söyleyeyim. Şimdi Ozan Güner hocamız Sayın Ertan Özyiğit hocamızla, kıymetli Ertan Özyiğit hocamızla iki yayın yaptı. Birincisi geçen çarşamba, bir de geçen sene yayın yaptı. O iki yayını izleyin. Hocamızın çıkan öngörülerinin neler olduğunu görün. Yani onda on yapmış derler ya, hakikaten nokta atışı tespitler yapmış. O yüzden bu yayın çok önemli. Bir de şunu söyleyeyim kıymetli dostlar. Bütün astrologlarımız tabii ki çok kıymetlidir, çok özeldir, çok önemlidir ama şöyle bir şey var. Katip Çelebi rahmetli Keşfü Zünun'unda der ki bir insanın astrolog olması için, yani o zaman ilmi nücum diyorlardı, müneccim diyorlardı. Olması için matematik bilmesi lazım, geometri bilmesi lazım diyordu. Başka şeyleri de bilmesi gerek diyor ama ben konuyu ve lafı uzatmayayım. Bu manada Ozan hocamız çok önemli çünkü matematik biliyor, geometri biliyor. Evet hocam, yayınımıza başlayabiliriz. Sadık hocam ilk soruyla birlikte yayını başlatsın. Yolumuz açık olsun. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba Ozan Bey, tekrar. sizi tanımaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Matematiğin ve sosyolojinin, astrolojinin yanında bir de astronomlukla birlikte olması çok başka bir paket. Ben de naçizane 17 yaşıyla neredeyse şu an arasında ki sürede fizik, kimya, matematik dersleri verdim. Oh ne güzel. Harika. Lise öğrencilerine. Böyle biraz hafif matematik tarafım esas kimyadır ama hani matematik tarafım da vardır. O yüzden ne dendiğini çok iyi anlıyorum. Astroloji deyince istatistikleri doğru yorumlama. Buna da hem matematik gerekiyor hem de insan tavırları ve sosyoloji. Evet. Yani ne kadar önemli olduğunu yani anlatmak lazım belki biraz daha fazla. Evet. Sizin dilinizden hocam matematik ve sosyolojinin
hatta astronomluğun astrolojiyi nasıl sarmaladığı, ona nasıl bir kıvam getirdiğini belki sizin dilinizden dinlesek ilk baştan. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi çok kısa kendimden bahsedeyim. Beni çünkü pek bilmiyorlar. Daha doğrusu ben pek ortaya çıkmayı seven biri değilim. Ama belki doğru, belki yanlış. Keşke çıksanız şöyle... hocam. Keşke çıksanız da herkes istifade etse. Neyse. Belki de. Evet. Belki daha çok çıksanız, daha çok çıksanız hocam. İnşallah. Evet. Şimdi İslam Üniversitesi Fen Fakültesi'yim. 1980 girişliyim. Bu arada yaşım 58. 58 bitiyor, 59'a geçiyorum. Allah uzun ömürler versin hocam. Sağ olun. Onun yanı sıra İstanbul Belediye Konservatuarı kökenliyim. 12 senelik bir piyano eğitimim var. Yani yoğun bir şekilde ama bunu iş olarak hiç yapmadım. Fen Fakültesi işte matematik ve astronomi birlikte yürüdü. Sonra bu bittikten sonra normal hayat içerisinde ilerlerken sonrasında sosyoloji ekledim. Böyle bir genel görünüm yapım var. Bunun yanı sıra aşağı yukarı 15 yaşından beri astrolojiyle 19 yaşından beri de şöyle söyleyeyim, işte astral projeksiyon, astral seyahatle ilgili çalışmalarım var. Çok uzun bir yolculuk diyelim buna. Dolayısıyla farklı alanlarda hepsini birleştiren bir sentez diyelim bütün buna. Şimdi şunu iyi bilmek lazım. Bir kere astroloji bir kehanet sistemi değildir. Bunu baştan söylemek lazım. Astroloji bir gözlemdir, bir deneyimdir. Dolayısıyla astrolojiyi hiçbir zaman bilim sınıfına sokamazsınız. Özellikle güncel astroloji. Çünkü tamamen kişilerin incelenmesi, kişiye özgü bir sistem olduğundan dolayı güncellemek, yani böyle ülkeler bazında veya dünyevi anlamda bütün dünyayı ilgilendiren bir noktada sadece istatistiklerle yola çıkabilirsiniz. Yani kehanet yapmaya kalktığınız zaman bu büyük bir yanlış olur ki ben dediğim gibi benim olduğum dönemde, daha doğrusu benim dönemden şu an 3-4 kişi kaldı. İşte yani isimlerini zikredebilirim. İşte Gülfen Erkılıç var, Barış İlhan var gibi, yani belirli bir yaş grubunun üzerindeki kişiler var. Dolayısıyla bizim anlayışımıza göre astroloji bir istatistiksel yapıdır bize göre. Ve güncel hayatı alırsınız, incelersiniz, geçmişine bakarsınız, ona göre geleceğe yönelik yorumlar yapabilirsiniz. Kaldı ki tüm tarihsel süreçlere baktığınızda, yani astrolojinin 1610 yılı öncesine baktığımızda, çünkü burada 1610 yılı önemli bir kırılımdır. Çünkü teleskobun bulunması gerçekten tüm olayları değiştirmiştir. Tabii astroloji deyince dolayısıyla milattan önce 3000-3500 lira, yani şu anda Sümer'e kadar gidebiliriz ki Sümerlerin tarihinde astrolojinin çok önemli bir yeri var. Çünkü dediğim gibi astrolojiyi o dönemde kullanmak takvimsel bir sistem aslında. Yani dünyayı anlamak için işte zamanın nasıl evrildiğini, çünkü o dönemde ne telefon var ne şey var, yani bir ellerinde haberleşme cihazı yok ve dediğim gibi yapacakları tek şey, en önemli konu zaten coğrafya bilmek. Gerçekten matematik çok önemli, doğa bilimleri çok önemli, geometri çok önemli ki en önemli şey zaten gökyüzü, zamanı anlayabilmek için. Başını kaldıracak, bir bakıyor tepede bir kocaman güneş batıyor, bir bakıyor hiç her taraf kapkaranlık gece, bir bakıyor ay var, işte bazen yarısını görüyor bazen tamamını görüyor, diyor ki bu ne ve acaba nasıl zaman şey yaparım, bir daha bakıyor gecenin ışık olmadığı zaman tepede yıldızları görüyor, bu diyor bana nasıl yol gösterir. Bu şekilde ilerliyorlar ve tarih sürecinde dediğim gibi 1610 yılına kadar astroloji kehanet sisteminin yanı sıra, yani kehanet bana yine de düzgün gelmiyor kelime olarak bana ama gerçekten takvim anlamında inanılmaz bir sistem, öyle diyelim. Ve Sümerler ve peşi, hatta sorularımız içerisinde ben böyle yani kafama gelen şeylerden bir tanesi, çok kısa bahsetmek istemiştim. Sümer, genelde Sümer ve Babil astrolojisinden bahsedilir. Halbuki Sümer ve hemen Sümer'den sonra Akkadlar var. Akkad astrolojisinden bahsetmek lazım. Ki çünkü Sümer gerçekten işte ayı incelemiş, güneşi incelemiş, önemli bir faktör. Akkadlara gelince güneş var, ay var ve diğer bir gezegen, önemli olan gezegenlerin bir tanesi Venüs. Çok önemli bir gezegendir Venüs Akkadlar için. Ki gerçekten onlar için o dönemde toprak savaşları oluyor, işte ülkeleri genişletmek oluyor.
Ve şöyle bir şey var. Akkad Kralı o dönemde Sargon var ve Sargon'un şöyle bir çalışması var. Çünkü Sargon astrolojiye gerçekten meraklı bir kişi. Fakat dediğim gibi o dönemki astroloji bugünküyle alakası yoktur. Bir takvimsel astrolojidir orada kullanılan ve savaşlara gitmek istediği zaman her baktığı tek şey Venüs'ün sabah doğup doğmamasıdır. Yani doğduğuna bakar. Venüs'ü sabah gördüğünde ki sabah yıldızı denir veya seher yıldızı bugün biliyorsunuz halk arasında geçen Venüs'ü gördüğünde o savaşın alınabileceğini düşünür ve ona göre seferlerini yapar. Bunların kayıtları var ve diğer bir ilginç konu ise o dönemde Venüs'ü o kadar iyi tanımlamışlar ki bu bazı kayıtlarda var yani yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlar var. Bugün bile o değerlerin nasıl ortaya çıkarıldığı hala anlaşılmıyor. Öyle söyleyeyim size. Ve Gerçekten çok ilginç. yani çok kısa bir tarihsel şeydi bu astrolojiye ilgili. Tabii günümüze doğru geldikçe özellikle teleskobun bulunmasıyla beraber astrolojiyle astronomi burada ayrılmaya başlıyor. Ve 17. yüzyıl, 18. yüzyılda da artık astroloji daha bir kehanet sistemi, istatistiksel bazı çalışmalarla daha öngörüsel bir yapıya dönüyor. Ama bugünkü geldiğimiz süreç maalesef işler acısı diye söyleyeyim. Üzülerek de böyle bir şeye getireyim. Peki hocam şöyle bir Evet. soru sorayım, şöyle bir ara soru sorayım. Tabii ki isim vermeyeceğiz biz. Asla isim Hiç gerek yok. vermeyeceğiz. Kimseyi kötülemek gibi ya da kimseyi Hayır. övmek gibi bir derdimiz yok. Sadece şöyle bir soru sorayım hocam, isim vermeden. Türkiye'deki astrolog, yani güvenebileceğimiz astrolog sayısı çok mu az hocam? Öyle sorayım. Ben şöyle söyleyeyim. Benim anlayışıma göre bir astroloğun şöyle anlatayım ya da. Şimdi bugün belirli ekollere sahip astrologlarımız var Türkiye'de. İsme gerek yok. Herkes bunları bilir. Üç Evet. veya dört kişidir bu. Ve tüm öğrenciler de onun öğrencileridir. Ve bu kişilerden en önemli kişi zaten benim çok iyi arkadaşım. Hatta dün akşam da kendisiyle bir konuştuk. Başka bir konu için konuştuk. Yani benim arkadaşım sonuçta. Ve dolayısıyla Evet. benim eleştirdiğim konu şu. Yani bu astrologlar evet gündeme geliyor fakat bu astrologlar bir senelik veya iki senelik eğitimle ortaya çıktığı zaman bu bir kitap bilgisinden öteye geçemez. Ve dolayısıyla bir astroloğun gerçekten yorum yapabilmesi için toplum bilimine haiz olması lazım bana göre. Yani toplumu bilmesi lazım. Çünkü ben astrolojinin kitaplarla değil toplumun içerisinde farklı farklı yerlerde olan kişilerle ilerlediğini düşünüyorum. Yani bu nedir? Ben şu anda İstanbul'un bir bölümünde yaşıyorum. Benimle aynı gün doğan, aynı saatte doğan ama atıyorum Erzurum'da doğan bir kişinin hayatı aynı olmaz. Fakat Evet. kitaba baktığınızda aynı görünür. Fakat kişinin özellikle anne babadan gelen genetik faktörleri, sonrasında bulunduğu lokasyon, yerel kültürler pek çok faktör giriyor buraya. Dolayısıyla kültürel yapıyı bilmezseniz astroloji bir söylemden öteye geçemez. O zaman burada konu şeye gider. Yani evet böyle bir yorum yapıldı kaldı. Bir bu olayın bir durumu var. Diğer açıdan bir astroloğa güvenmek veya güvenmemek diye bir söz konusu değil. Bu bir olaya bakış açısıdır. Ki ben bunu hani bir astrolog kesinlikle doğru söylüyor veya yanlış söylüyor kesinlikle demem. Dediğim gibi eğer güncel olayları iyi takip ediyorsanız o zaman iyi yorum yaparsınız. Hocam Bu size şey gibi katkı düşünün. olması için bir şey söyleyeyim. Sözünüzü kestim, özür diliyorum. Rica Size ederim. katkı olması için. Şöyle, sizin dediğinizin doğruluk payını ben Osmanlı tarihinde şöyle gördüm hocam. Adam müneccim ama adam kadı. Adam müneccim ama adam hekimbaşı, hekim ya da. Adam Evet. müneccim ama adam sarayda padişahın musahibi, danışmanı yani. Adam işte ne Tabii. bileyim müneccim ama adam aynı zamanda coğrafyacı, harita bilgini. Hani halkın Evet. içinde ve diğer bilimleri de biliyor dediğiniz gibi. Akşamdan yattım, sabah astrolog oldum diye bir şey yok Osmanlı'da benim Kesinlikle gördüğüm. yok. Tabii ki kaldı ki şöyle bir durum var. Dikkat ederseniz bakın siz Osmanlı saraydan bahsediyorsunuz. Evet. Belli bir dönem içerisinde şöyle bir şey vardı. Biz hep ona çok güleriz. Astroloji sadece krallar içindir denir. Bunun ne demek olduğunu siz bakın siz şimdi söylediniz. Dediniz ki sarayın içinde kadı, padişahın yanında. Bakın bu o zaman şunu getiriyoruz. Yapılan yorumlar ki şeye doğru gittiğinizde, geriye doğru gittiğinizde hep
ya belirli bir şeye, zümrenin içerisinde olan kişiler bu işte uğraşıyor veya gerçekten padişaha veya hükümdara yakın olan kişiler bu işleri uğraşıyor. Kaldı ki geriye doğru gittiğinizde yine Babil'e, Sümer'e kadar gidersek bu işte uğraşan kişiler saray içindeki rahiplerdir. Evet. Rahipler dediğimiz sadece din adamları değil bunlar. Bunlar dört temel bilimi bilen kişiler. Bunlar astrolojik yorum yapıyorlar. Çünkü o dönemde astronomi yok. Yok, böyle bir şey yok. Bilinmiyor. O dört temel bilim ne hocam? O dört temel bilim ne? Demin saydınız, bir tane zaten matematik. Evet. Bir tanesi felsefe. Bir tanesi coğrafya. Diğeri de astronomi. Yani gök bilimi. Yani orada tabii astronomi diye geçemiyor. Çünkü astroloji ile astronomi arasındaki aynı şey gibi görülüyor o zamanlar için. Şöyle, o dönemde yani gök bilimiyle ilgili kanunlar yok o dönemde. Gözlemsel bilgiler var. O yüzden astroloji. 1610'dan sonra teknik konular, ölçümler teleskoplarla yapılabildiği için gerçekten kanunlar ortaya atılıyor. Biliyorsunuz kanun demek bilimsel veri demektir. Ki bilimsel verilerle yola çıkılıyor. O yüzden ayrım bu aslında. Kepler ve Newton. Tabii ki hocam. Tabii ki Kepler ve Newton bunun en iyi. Kepler'in hocası Tycho Brahe, bizde Takuit bin el-Rasıt. Yani bunlar çok önemli kişiler ve bunlar gerçekten hesaplarla giden insanlar. Ve orada ayrışma başlıyor. Yani bütün kavram bu ve bu dört bilimi bilmezseniz zaten uzaktan yakından hiç böyle ne kehanet yapabilir, yani kehanet diyelim veya bir öngörüde bulunamazsınız. Evet, bulunamazsınız. Çünkü evet, toplum bilimi biliyor olmak, demin hocamın dediği gibi her insanı tanıyor olmak demek. Evet. İşte demin sizin dediğiniz gibi bir işte kadının bu işle uğraşması, kadı zaten hayatın halkın içinde, içinde hocam. Herkesin halkın içinde tabii her şeyi olayları biliyor. Biliyor, olayları biliyor, insanların hallerini, hareketlerini tabii biliyor. Evet. Ki orada yıldızname konusu devreye girer. Yani o ayrı bir tabii şey. Yani orada Osmanlı'da kullanılan kavram daha farklı. Ve İslam kozmolojisi tabii orada devreye girer. Ama her şekilde halkı bilen, toplumu bilen insanlar bu işi yapıyor. Evet. Yani dolayısıyla bugün de bu işi gerçekten iyi yapmak veya bir öngörüde bulunmak için gerçekten güncel hayatı çok iyi takip etmek lazım ki yapılacak bir öngörü geçmişteki takiplerine göre daha düzgün bir şey çıksın ki gerçekten iyi yorumda bulunan kişiler gerçekten var. Yok değil. Evet. Bu sevindirici en azından. Bir de bir tabii, duyuru yani yapayım. Bir arada bir buyurun, boşluk vermişken şöyle gelen sorulardan ötürü. Şöyle şimdi kıymetli dostlar, birincisi biz konuk aldığımız hocalarımıza sorular hazırlıyoruz. Bu soruları hocalarımıza yöneltiyoruz. Tamam mı? Ve hocalarımız da lütfedip kimler teşrif ettiyse ve edecekse bu sorulara yanıt veriyorlar. Şimdi bunun arta kalan vaktinde de şayet vakit kalırsa ben sizin sorularınızı zaten görüyorum ve not alıyorum. Görüyorum ve not alıyorum. Hatta aldım yani 3 tane soru not aldım. Eğer hocalarımıza sorduğumuz o sorular biterse o sorular ve vakitte kalırsa sizlerin sormuş olduğu sorulara dönüp hocalarımıza soruyoruz. Peki ben bu açıklamayı niye yaptım? Bir takipçimiz benim sorularıma neden hiç cevap verilmiyor veya benim sorularıma neden hiç hocalara sorulmuyor gibi bir ifadede bulunmuş. Asla kimseye karşı, hiçbir takipçime, hiçbir bizi izleyen kardeşimize karşı bir incitici bir tavrım olamaz ya da seçici bir tavrım olamaz. Ya görmüyorumdur, ya vakit yetmiyordur, ya da soruların içerisinden çok önemli soruları mecburen vakit darlığından seçmek zorunda kalıyorumdur. Hani yoksa neden benim sorularım görmezden geliniyor diye alınganlık göstermeyin lütfen. Acizane rica ediyorum. Dediğim gibi ya görmüyorumdur, ya vakit yetmiyordur, ya da gelen atıyorum 50 sorunun içerisinden çok önemli soruları soruyorumdur. O yüzden kimseyi ayırt etmediğimi, herkesin başımızın tacı olduğunu, bütün takipçilerimizi çok sevdiğimizi de arz etmek istiyorum efendim. Sorularınızı da şu anda yazıyorum. Bugün böyle şöyle özel ve güzel bir şey de olacak. Hocamız lütfettiler. 2,5-3 saat bildik bir yayın yapabiliriz dediler. Yayınımız 3 saate kadar çıkacak. Hal böyle olunca da sorularınıza da inşallah vakit kalır diye düşünüyorum. Siz buyurun Sadık Hocam. Devam sorusu sorun hocam. Ben de şuradan sorulara bakayım.
Ozan Bey, inanılmaz sayıda böyle soru ve merakımız var. Ben sizin çıktığınız programları çok güzel izledim. Hepsinin notlarını bayağı dikkatli aldım. Daha önce de tesadüf görmüştüm. Mesela şeyden başlayalım. 2021'de Trump hakkında Bir yorum yapmıştık, Trump evet. bir daha seçilmeyeceğini, hatta politika dışı kalacağını söyleyerek milleti çok şaşırttınız. Çünkü o sırada kimse beklemiyordu Trump'ın bir oyun yapacağını, bir şekilde kartlarını açacağı ve Biden'ı seçilse bile indireceği gibi böyle başka türlü heyecanlı senaryolar düşünüyorlardı. Siz böyle açık açık Trump seçilmeyecek ve politik hayattan da çekilecek ya da rolü minimalize olacak dediğinizde böyle bir inkar, inanmazlık Ne falan öyle olmuştu. oldu? Ama şimdi çok haklı olduğunuz ortaya çıktı. Hocam isterseniz 2022 hakkındaki görüşlerinize başlayalım. Yani dünya bu sizin istediğiniz yerden liderler olabilir, güneş patlamaları olabilir. Daha yani ne istiyorsanız kıtlık olabilir, ekonominin durumu olabilir. Sırasıyla laf lafı açar Peki, zaten. zaten konuşa konuşa bir sürü şeyin üzerinden geçeceğiz. Doğru. Yani benim için zaman sorunu yok. Bu konuda baştan söyleyeyim. Yalnız bir tek şey rica edeyim Ömer Faruk Bey. Şey, hani güncel astroloji yorumu soran olursa ona cevap vermeyi pek tercih etmiyorum. Yani işte Biliyorum biliyorum. benim Gelen sorular genel sorular hocam. Onları yazdım. hani Genel genel sorular yazdım. sorularda sorun yok. Yani şunu ben çok çünkü işte bir kova burcu şöyle oldu ne Yok olacak öyle o tür sorular şeyler yazmıyorum. bana Hayır göre hayır. yanlış. Tamam, çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki 2022'ye 2 ayımız kaldı biliyoruz her şekilde ve 2021 aslında pek eğlenceli geçtiği söylenemez. Hani Maalesef. Trump'ın tabii ki o dönemde bakıldığında hani seçilmemesi benim kendi görüşümdü, şahsi görüşümdü. Bu nasıl şey yapılıyorsa hani nasıl bu konuya geldim, nasıl böyle bir yorum yaptım derseniz tabii ki Trump bana göre aslında şeydi yani yapı itibariyle yani bir başkandan öte daha çok ticari bir adamdı. Ve böyle ticaretle uğraşan bir kişinin bana göre yani zaten sistem yürütmesi bu şekilde bir ilerleme, böyle bir Amerikan başkanına soyunması evet yapı olabilir. Fakat şöyle bir konu vardı benim açımdan. Çok iletişimsel bir kişiydi Trump. Yani Burcu İkizler. Dolayısıyla bu kadar iletişim kurulan bir kişiyi sistem istemez. Yani bu kadar onun dışında dikkat ederseniz Trump'ın olduğu dönemde Trump hep savaşları minimal hale getirmeye çalışan bir özelliğe sahipti. Genel yapısı böyledir. Çünkü Burcu İkizler. İkizler olunca konu iletişime girer ve bütün komşular, çünkü komşu kavramı da vardı bu iletişim içerisinde, herkesi birbiriyle şey yapmaya, bağdaştırmaya çalışır. Ve bu şey sistemin dışına çıkıyor burada ve otomatik olarak sonunda hemen getirirler diye düşünmüştüm. Buradan yola çıkarak böyle bir yorum yaptım. Kaldı ki şeyle beraber işte biliyorsunuz bütün sosyal hesapları da durduruldu. O da ben çıkıyorum kendine yönelik biliyor yeni bir sistem kurdu kendine yönelik. Ben artık dedi buradan devam edeceğim. Ve sonuçta o yorum doğru çıktı. Şimdi dediğim gibi 2022 için bir yorum yapılacaksa gerçekten ülke ülke yapılması lazım. Çünkü bu bir büyük bir dünyamız var. 180 küsur tane ülke var farklı farklı. Tabii bunun en tepesinden baktığımızda Amerika'dan başlayabiliriz. Amerika, Çin kaldı ki önemli diğer şey. Tabii ki Rusya var, tabii ki İngiltere var, Almanya var. İşte ben bir de tabii işte Kuzey Kore her ne kadar ufak bir ülke de olsa arada sorun yaratan ülkelerden biri diye düşünüyorum. O yüzden onu da eklemiştim. Zaten düşünmek lazım bence. Şimdi tabii ki Amerika deyince Amerika ile ilgili şu söylenebilir. 2021'de şöyle bir süreç oldu biliyorsunuz. Yani şu an 2021 içindeyiz. İşte Afganistan olayı oldu mesela. Şimdi böyle bir süreç var. Amerika'nın kendi, bu arada şey yapmak lazım. Ben bu olayları nasıl anlatıyorum? Eğer dinleyen olursa şöyle bir çizelge çıkartıyorum genelde. Yani örnek olarak şu anda Zoom kullanmadığınız için bu çizelge bir yıldız haritası çizelgesi. Ben böyle haritalar çıkartırım. Ülkeler olsun, kişiler olsun. Onların üzerinden çalışma yaparsınız ve oradan bir
öngörü yaratmaya çalışırız. Tabii geçmişten alarak ilerlersiniz ve elinize bir sonuç çıkar. Şimdi Amerika tabii ki dünyanın en tepesinde ülke ve şöyle bir özelliği var. Her 15 senede bir Amerika bir olay çıkartıyor dünyada. Bu evet. Bir kısım, bu nedir? İşte en son Afganistan bir olay. Geriye doğru gittiğinizde başka bir olay. Geriye doğru gittiğinizde işte İkiz Kuleler falan, böyle bir süreç. 15 senelik periyotlarda çok ciddi olaylar çıkıyor. Bu Amerika'nın burcu Yengeç burcudur. İşte açıkçası 2020 öncesi, yani 2021'in başına gelmeden önce Amerika bütün bu aslında Afganistan konusunu zaten planlamıştı. 2021'de de bunu gerçekleştirdi. Fakat aslında şu var, belki bu sonun başlangıcı diyebiliriz. Şimdi başka bir periyoda doğru gidebilir diye düşünüyorum kendi adıma. Şimdi özellikle 2022 yılı içerisinde benim şeyim şu, tabii John Biden şu anda Amerika'nın başında. John Biden'ın bana göre bir sağlık sorunu var. Hep zaten geldiği andan itibaren de bunu düşünmüştüm. Ve bu nokta içerisinde bakıldığında John Biden'ın hani görevi sürdürebilmesi açısından bakarsak en fazla işte 2023'ün ortalarına kadar belki kalır ve sonrasında devretmek zorunda kalır üzerindeki işi. Çünkü yani, sağlığın el vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz gerek konuşmasında çok böyle bir nefes nefese var ve sürekli hep şey halinde, yani konuşurken de zorlandığını hissediyorsunuz eğer gözlemlerseniz. Unutuyor, bazı şeyleri unutuyor mesela, çok açık. Evet, bazı şeyler var. Dolayısıyla her yaşından da, çünkü 1942 doğumlu, 20 Kasım 1942 doğumlu bu arada. Ve dolayısıyla bakıldığında sanki böyle bir süreç kendini gösterilmiş gibi görün. Fakat bu 2022 değil de daha çok 2023'e kayar. Fakat şöyle bir şey olacak. Muhtemelen John Biden'ın yapı itibariyle tamam çok uzlaştırıcı gibi görünebilir ama biraz sinsi bir tavrı var. Yani belli bir egoya sahip bir kişiliğe sahip de olmasından dolayı ben ister istemez 2022'de hiç böyle kimsenin tam olarak şey yapmayacağı, yine özellikle 2022 sonuna doğru bir işte belki bombalama olabilir veya bir yakın komşu ilişkilerini zedeleyecek bir girişimde bulunabilir diye düşünüyorum Amerika adına. Çünkü Amerika'nın sistemini sizler de biliyorsunuz. Yani tabii ki Senato'dan karar çıkar, uygulanır ama bu noktada bakıldığında Biden'ın böyle bir sürece doğru gireceğini düşünüyorum. Sistem onu ilerletecek bu şekilde düşünülse. Şimdi tabii John Biden'ın her ne kadar böyle bir şey yapması tek başına olmayacaktır. Çin bence burada çok önemli bir faktör. Evet. Ve Çin'in özellikle tabii Çin'in kendi haritası değil de sonuçta başkanlarından, yani devletin başındaki kişilerden yola çıktığımızda burada Jinping veya Jinping nasıl şey yapıyorsak. Dolayısıyla mesela Biden'la Jinping arasındaki fark, Jinping aşağı yukarı Trump gibi bir kişiliğe sahip aslında. Tabii ki Doğu kültürünün içerisinde konu başka. Fakat iletişimsel bir yapıya sahip bir kişiden bahsediyor. İletişimsel ve verim odaklı biri. Şimdi bu tabii dünyanın genel yapısı gereğince bakıldığında diyeceksiniz bu kadar iletişimsel bir adam niye hani şey bir araya gelinmiyor diye. Tabii ülkeler yumuşak, bazında. Yumuşak buyurun. Güç hocam, yumuşak güç. Çin yumuşak güç olduğu için iletişimsel olabilir. Ama Amerika yumuşak güç değil. Evet, değil. O iletişimsel olamaz. Haklısınız. Evet. Çok güzel bir yorum. Teşekkür ederim. Tabii ki güzel. İletişimsel olması, verim odaklı olması önemli bir şey ve bence 2022 Çin'in gücünü biraz daha arttıracak gibime geliyor. Kaldı ki izlerseniz bütün şeyleri şu anda bile işte çip piyasasının elinde olması gerçekten dünyayı gitgide sıkıştıracak bir unsur. Kaldı ki 2020'de yapılan çalışmalar, uzay çalışmalarındaki atılımların gitgide artması, bunlar Çin'in gücünü daha da arttıracak ve belki de şey vardır ya, ışık hep doğudan gelir kavramı vardır, bilirsiniz, meşhurdur bu. Evet. Ve dolayısıyla belki de Çin yeni dönemde 2024 ve sonrasında daha büyük bir güç haline gelebilir. Tabii daha 2024'de var ama bunu evet, birazdan söylerim. Niye böyle bir fikrim var onu da anlatırım. Niye 2024 dediğimi. Çok ben ilginç bakıyorum 2024. Çin devlet başkanı bakalım. İçin ne düşünüyorsunuz hocam? Çin devlet başkanı evet. İçin. Çin devlet başkanı Çin, için. Çin devlet başkanı için bence hani bir değişim sürecin olacağını en azından şu anda düşünmem. Belki 2023-2024 yılları sırasında
Onların tabii şeylerini bilmiyorum, seçim süreçlerini, fakat kişilik olarak bakıldığında gerçekten halkını bir arada tutmaya çalışan bir yapı. Hem iletişimsel hem halkı bir arada tutmaya çalışan bir yapı. Bu ister istemez halka, şöyle diyelim, halka bir anne şefkatiyle yaklaşan biri diyelim. Böyle bir özelliği var o adamın. Eğer bu özelliğini hakikaten koruyorsa, o zaman zaten belki bir dönem, nasıl onların seçim sistemi, fazla araştırmadım seçim sistemlerini ama yapı itibariyle şeyi devam eder. Çin'in başındaki etkisi devam eder. Yani mesela şey için, Biden için bunu söylemek çok zor benim açımdan. Ve dediğim gibi yerini, hatta Ertan Bey'in programında da demiştik, o bizim görüşümüz öyle, yerine işte Kamala Harris gelebilir diye konuşmuştuk. Tabii bu farklı bir durum. Şimdi onun dışında devam edersem, tabii ki önemli güçlerden bir tanesi Rusya, ki Putin tabii başında. Şimdi tabii ki Putin'in karakteristik yapısı, o da aslında burcu terazidir. Teraziler genelde uzlaşmacı kişilerdir yapı itibariyle. Tabii burada şimdi ülkeler, ülke politikaları tabii ayrı ama kişisel anlamda uzlaşmacı ve yönetim gücü yüksek bir kişilikten bahsediyoruz. Ego kavramını konuşursak, evet ego zaten bu tür kişilerde olmak zorunda, zaten başka türlü yürüyemezler ama yapı itibariyle gerçekten hep şeydir görünüşü, belli bir uzlaşma içerisinde gidelim. Yani savaş yanlısı biri olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Çünkü ben şeye genel olarak baktığımda, bu kadar lidere baktığımızda maalesef hani Amerika dönemine gidin, işte 11 Eylül olayları, işte ondan evvelki Irak Savaşı, bütün Amerika'nın yapısında var savaşmak. Yani ve bunu evet, yaparken evet. İlginç şöyle bir şey var. Amerika'nın kuruluş tarihi işte 4 Temmuz 1774 galiba, hep karıştırıyorum. Ama yani o özgürlük bildirgesiyle beraber tabii ki Amerika'yı doğum tarihini öyle alırız. Ve Amerika'nın burcu mesela Yengeç Burcu'dur. Yengeç Burcu dediğiniz zaman her şey benim kontrolümde olsun der. Yani hani insan olarak düşünürsünüz. Bir canlı varlık gibi düşünürüm. Ülkeler hep öyle düşünür. Ve her şey benim kontrolümde, işte belli bir altyapım olacak. Bunu ben oluşturacağım. Herkes benim altımda olacak. Herkesi kontrol edeceğim. Ama ben herkesi de seveceğim. Ve yani seveceğim derken herkesi kollayacağım. Ki dikkat ederseniz Amerika'nın şeyi, işte ben savaşırken aslında barış getirmeye çalışıyorum. Halbuki barış savaşla gelmez. Yok öyle bir mantık. Tamamen evet. Zıt bir şey. Gerçekten Amerika'nın yapısında da bakıldığında işte hep gelen başkanlar, bakın bu Trump bunların dışındaydı. O yüzden zaten evet. Çok fazla yürümedi. Mesela Obama'ya baktığınızda evet çok düzgün görünür ama onun da belli bir savaşçı yönü vardı. Dolayısıyla şimdi hocam adam beyzbol sopasıyla fotoğraf verdi ya. Bir devlet başkanıyla konuşuyordu Obama da. Efendim? Kiminle konuştuğunu hatırlamıyorum Obama'nın da. Obama bir başka ülkenin devlet başkanıyla konuşurken elinde beyzbol sopasıyla poz verdi. Kulağında telefon, elinde beyzbol sopası. Doğru, Obama işte yani. Bu bir göstergedir yani. Bak ben sana ne yaparım gibilerden. Dolayısıyla Biden de gerçekten belli bir savaşçı kişiye sahip. Çünkü onun burcu da sonuçta bakıldığında dediğin gibi burcu akrep, ister istemez bu savaşçı kişilik vardır yapıda. Şimdi gerek Putin olsun gerek Jinping olsun, gerçekten bakıldığında savaşçı kişilik kavramı burada görüyoruz. Tabii süper güç olmak ayrı bir konu. Ama yapısal olarak bakıldığınızda uzlaşmacı olmak farklı bir şey. Dolayısıyla Putin de böyle bir şeydi. Ha, Putin daha devam eder mi derseniz bence evet. Devam eder. Bir süre daha devam edecektir. Hani şu olabilirdi. 2017-2020 arasında eğer yerini devretseydi, yani orada çünkü en zorlu yıllarından, en zorlu 2,5 yılıydı onun o dönemde yerini bırakmadıysa, halk onu seçtiyse, şu anda hani bir sonraki aşama ancak ve ancak, nasıl diyeyim size, işte bir 2013-2015, belki 2016'dan sonra artık belki buraya kadar, onda da belki bir sağlık problemi çıkar diyelim ama daha çok var o sürece. Onu konuşmak için erken. 2000 kaça kadar dediniz hocam? 26. 2026 pardon. 2016'dır. 2026'dır yani. Yanlış söyledim evet. Pardon.
Şimdi bir başka... Hocam bir şeyi çok ilginç buldum. Buyurun. Bir şeyi çok ilginç buldum sizin konuşmalarınızda. Ben 40 yıla yakın Amsterdam'da yaşadım. Ne güzel. Siz Avrupa Birliği'ni değerlendirirken Avrupa Birliği'nin burcu Oğlak'tır. Evet. Ben Avrupa Birliği'nden biraz ümitsizdim. Hı hı. Ama şimdi kendisini toparlama ihtimali olduğunu görüyorum dediniz. Evet, doğru. Oğlaklarda böyle bir şey mi vardı şimdi hocam? Şöyleydi. Şöyle bir tamam. Şöyle bir şey araya evet. Koyalım o zaman. 2017-2020 yılı sürecinde, yani geçtiğimiz 2020 bitti bu süreç. Gerçekten Oğlaklar için zorlu bir süreçti bu. Yani tabii yaş gruplarına göre bunu değerlendirmek lazım. Ve dolayısıyla bu süreç içerisinde kişilerin bazıları sağlık sorunu yaşadı, bazıları iş hayatında problem yaşadı, ikili ilişkilerde problem yaşadı. Yani günlük evet. insana ait her türlü olayda böyle bir sıkışma sürecidir. Fakat şöyle bir durum var. Deniyor ki astrolojide bu sıkışma dönemlerinde olayı iyi yönetirseniz, yani bir işte kriz ortamı gibi düşünün bu 2,5 seneyi mesela. Ve bu dönemdeki noktada eğer bir krizi iyi yönetirseniz, kriz size her zaman artı yazar, her zaman avantaj yazar diye söylenir. Fakat kişi bunun farkına varmaz. Çünkü bir anda böyle yokuş aşağı gitmeye başlar, ne oluyorum diyene kadar o panikle beraber veya o kaygıyla beraber kontrolü kaybeder ve olaylar peş peşe gelmeye başlar. Bunun süreci bir insan hayatında dönem dönem hepimizin hayatında olan bir durum bu ve bu tabii döngüler tabii. Birazdan ekleriz zaten konuşmaya da şimdi araya girdi. Belirli astrolojik döngüler vardır. Bunların en önleri her 7,5 senelik periyotlardır. Olaylar kendini 7,5 veya 15 senede bir farklı şekillerde, farklı şartlarda tekrarlayabilir. Neyse, buraya daha sonra gelelim. Ben hocam burası yalnız çok önemli. Orası yalnız çok önemli. Yani şöyle önemli, sözünüzü kestim ama bu 7,5 her yıllık döngüler aynı şekilde mi tekrar ediyor hocam? Şöyle, bu 7,5 yıllık döngüler aynı şekilde tekrar eder. Fakat tekrarlar içerisinde insanlar farklı olur, olayların özü aynıdır. Bunun nedeni şu, eğer insan hayatına şöyle büyük bir işte matematiksel periyot olarak bakarsanız, bu periyotlar fizikte de veya kimyada da sinüs eğrisi olarak geçer. Hocam siz de bilirsiniz sinüs eğrilerini. Dolayısıyla insan hayatı zaten sinüzoidal bir yapıya sahiptir. Yani bu sinüzoidal yapı sıfırdan başlar, sıfırda biter. Bu bazen bire çıkar. Sinüs biliyorsunuz artı bir, eksi bir arasında. Bazen artı bire, bazen eksi bire gelir. Ve bunun en doğru kısmı hep sıfıra yakın olandır. Matematiksel olarak düşünürseniz sıfıra ne kadar yakınsanız o kadar iyi sonuç elde edersiniz denir matematik sürecinde. Çünkü bunun bir teoremi var. Oralara girmeyelim ama bunu insan hayatına aktardığımızda da ve astrolojide bunu çok iyi çözebiliyoruz. Kaldı ki biz bu tür çözümleri dediğim gibi bundan 20 sene önce hesaplarken bugün hep bunlar artık konuşuluyor. Yani belli bir işte Satürn döngüleri diye bunun bir ismi vardır. Ve gerçekten 7,5 yıllık süreçler insan hayatında hep belirli süreçleri anlatır. Belirli olayları. Ne zamana kadar bu değişim sürer? Hani kişi şunu soruluyor, deniyor ki astrolojiyle bir kader değiştirilebilir mi mesela? Nasıl değiştirebilirsiniz kaderinizi? Ancak o süreç zarfında, yani bu dediğimiz döngüler zarfında olayları çözüme ulaştırabilirsiniz, o olay zaten bir daha kendini tekrarlamaz. Ama bir de mertebe yükselme gibi olur değil mi? Evet hocam, tabii. Mertebe yükselmesi gibi. Çünkü olayı daha çözümsel yaklaşıyorsunuz, o olayın gerçekten o olayla ilgili defteri kapatıyorsunuz. Evet. Sonra da başka bir konuya geçmeniz lazım. Ama aynı olaya tekrar tekrar çözüm üretmezseniz her olay 7,5 senede bir daha karşınıza çıkacaktır. Ve bu da biraz işte insanın karakter olarak belli olaylara takıntılı olması, belli olaylarda çözümsüz olması bu çok büyük bir sonuç ve en sonunda gerçekten çıkmaza gerçekten. Sürükler insanı. Bu da tabii gerçekten. Ayrı bir konu. Şimdi buyurun. Buyurun hocam. Yok, rica ederim. İnsan karakterinde olan bir arızadır yani. Maalesef. Basit önlem alınabilecek şeyleri sürekli erteler. Döngü tamamlar kendini. Haydi aynı yerden devam. Evet, aynen öyle. Bazen giderek daha kötü olur. Evet hocam. Evet, haklısınız.
Şimdi ülke şeylerini bitirelim. Bu arada tabii diğer bir ülke biliyorsunuz İngiltere Kraliçesi. İngiltere her ne kadar hep olayların geride kaldığı düşünülse de aslında biliyorsunuz 72 millet diye bir kavram vardır İngiltere için. Tabii. Dünyanın bir sürü yerinde aslında şeyleri var. Kaldı ki Amerika'yı bile İngilizler kurmuştur biliyorsunuz. Amerika, evet, İngiltere'den güneş giden batıyor. Evet belirli bir şey yani belirli bir zümrenin kurduğu yer. Yani İngiltere'deki aristokratlar değil de daha alt tabakanın kurduğu bir yer Amerika. Bu açıdan düşünürseniz. Ve şimdi İngiltere'de tabii biliyorsunuz başında Queen Elizabeth var. Uzun yıllardan beri. Queen Elizabeth şimdi artık hani sona geldi mi gelmedi mi? Evet sonuçta şeyi bıraktı. Yani artık kraliçe olarak bakıldığında tabii ki gücü çok düşük. Onun burcu bakıldığında burcu koçtur. Pardon burcu Queen Elizabeth'in 21 Nisan Boğa burcu. Boğa burcu olunca temel konu güvenliktir gerçekten ve değerlerdir. İster istemez şeyi sever kişi yani belli bir nasıl diyelim belli bir gücü, belli bir parayı, belli bir asaleti sever. Böyle bir özellik var Boğa burçlarında ve dolayısıyla tabii ki yapı olarak bakıldığında ben artık Queen Elizabeth'in hani sona doğru geldiğini en fazla 2 veya 2,5 senelik bir ömrü en fazla kaldığını düşünüyorum. Çünkü yaş itibariyle zaten oldukça yaşlı ama şeyine baktım. Hani genel sağlık durum açısından düşünürsek yavaş yavaş artık sona doğru geliyoruz. Hocam bir saptama yapabilir miyim burada? Tam burada buyurun bir saptama yapayım. Şöyle birinci soracağım bu Çin devlet başkanının etkisi hep sürecek diye bir ifadeniz oldu ya hocam az önce. Evet. Şimdi o ifadenin hani haddimi olmayarak tasdikleyeyim şöyle ki çünkü ki adamı zaten aklıma geldi siz anlatırken aklıma geldi adamı ömür boyu devlet başkanı seçtiler zaten hani orada söyleminiz doğru doğrulanıyor hocam ötekisi hani Çin'in yönetimini ben çok incelemedim bilmiyorum dediniz ben de tam o sırada aklıma evet, geldi siz onu anlatırken gerçekten. Adamı evet. Ömür boyu devlet başkanı seçtiler hani nokta atışı bu kadar nokta atışı olur gerçekten sizin yani dediğiniz gerçekten siz... bilmiyorum yani niye evet evet Niye i̇şte nokta atışı söyleyeyim. Budur dostlar. Nokta atışı budur. Sağ ol. İkincisi sağ ol, teşekkür de ederim. Yok ama gerçekten ilminiz karşısında saygıyla eğiliyorum. İkincisi yok, de hocam Queen Elizabeth, Kraliçe Elizabeth hakkında söylediğiniz söze de şöyle katılıyorum hocam acizane. Time dergisinin 3 gün önce bir kapağı yayınlandı. Küresel iklim zirvesini konu alan. Şimdi orada diğer devlet başkanlarını hocam figür olarak çizmişler. Fakat evet. Kraliçeyi çok ilginçtir. Karton bir manken olarak çizmişler. Figür olarak, adam olarak çizmemişler. ve hocam o karton manken dikte durmuyor. Yamuk duruyor. Her an devrilecek gibi çizmişler. Çok evet, yamuk duruyor. Herhalde oraya ya, figür olarak da çizmemiş. Yani. Karton manken olarak çizmişler. Orası da ilginç geldi. Yani hani gerçekten söylediğiniz şeylerin o kadar ayağa yere basıyor ki. Evet hocam buyurun. Şimdi tabii ki yani onların şöyle şunu da unutmamak lazım. Devlet başkanları yani devletin başındaki kişilerle şunu hep konuşuruz. Yani evet kişinin haritasında belli bir hastalık var ama belli bir şey var. Niye bu insan acaba gerçekten hani aynı harita bir halkta olsaydı nasıl bir sonuca varırdı dediğimiz zaman aynı şey olmuyor. Çünkü devlet başkanlarının gerçekten elindeki teknolojiler ve ona bağlı olan şeyler yani ilk yardım veya doktor kontrolleri bizden çok daha farklı ve dolayısıyla burada herhangi bir problem olsa bile daha çabuk tedavi unsurları hep ellerinde olan bir güç. Bunu unutmamak lazım. Yani bu bilinen bir şey ve gerçekten bu işte kişinin bulunduğu ortama ve lokasyona göre bambaşka bir astroloji yorum üretmek gerekliliğini bir seferde ortaya çıkartıyor. Yani hiçbir zaman atıyorum işte Biden'ın Amerika tepesindeki olan bir kişiyle aynı gün, aynı saatte, aynı yerde doğmuş ama halkın arasındaki bir kişinin veya atıyorum işte Amerika'nın böyle ücra bir köşesinde yaşayan adamın hayatı aynı olamaz. Mümkün değil. Ne karakteri aynı olur ne şey. Çünkü biri bambaşka bir noktada. Yani işte eğitimiyle, her şeyle iş değişiyor. Dolayısıyla bunu burada ayırmak lazım. İşte astroloji burada duvara çarpar. Yani açıkçası öyle. Evet. Bu evet. Burada geçersizdir. Ben de hep şey duygusu vermiştir. Herkes yani aralığın bir tarihiyle ocağın bir tarihi arasında doğmuş kimselerin tamamına iki cümleyle reçete yazıyorsun. Çok zor bir şey. Öyle bir şey olamaz yani. Nasıl iş bu ya? Yani yok. Nasıl iş bu yani? Yok.
Şimdi gerçekten bunu sonra tartışırız. Ben şu şeyi bitireyim devlet başkanlarının fikrini. Onun dışında tabii ki Danimarka kraliçesi var, Hollanda kralı var. Bunların hani haritaları elimde var. Onlara çok kısa değilim ama hani bunlar dünya bazında bakıldığında etkinlikleri çok bana göre fazla olan kişiler değil ama yine de bilgi olarak bakıldığında mesela Hollanda için şu söylenebilir. Hollanda kralı Willem Alexander, bildiğiniz üzere Ferdinand son ismi. Dolayısıyla evet. Onun burcu da boğa. Gerçekten boğa olunca dediğim gibi hep bu kişilerin ülkelerine çok bağlı olduğunu anlarsınız. Yani toprak konusu çok önemlidir boğalar için. Yapıları öyle ve dolayısıyla gerçekten ülkesine bağlı bir kişi olarak düşünebiliriz. Ve yapı itibariyle bakıldığında hani duygusal bir kişiliğe sahip akrep burcu yükseleni var. Fakat burada duygusal olması biraz tutkulu olması belki ülkesiyle ilgili çalışmalar çok böyle dört elle sarılan bir kişi olarak düşünülebilir. Kendisinden hiç izle şey yapmadım. Dediğim gibi hani Danimarka'da pek bir ilgim yok. Sadece önüme gelen şeylerle konuşuyorum. Yapısı itibariyle böyle bir hizmet odaklı bir kişi diyelim ya da en azından bunu söyleyebiliriz. Onun Hollanda'yı anlatıyordunuz, Danimarka dediniz hocam. Hollanda'yı anlatıyordunuz. Pardon, Hollanda, pardon. Hollanda, şimdi Danimarka'ya evet. Geçeceğim, pardon. Hocam bu arada peki Hollanda kralı ne kadar daha kalabilir sizce? Başka şimdi Hollanda kralı şöyle, şimdi burcu boğa olduğu için aslında boğa burçları açısından bakıldığında şu anda 2023'e kadar aslında zorlu bir süreç konuşuluyor genelde. Yani 2020'nin sonunda başlayan, 2023 ortasına kadar olan bir süreç. Fakat burada zannediyorum dediğim gibi kişinin genç olması önemli bir faktör yaş itibariyle. Ve burada bakıldığında da hani benim için bazı döngüler var. Bu döngülerden bir tanesi 58 yaş döngüsüdür ki kendisi şu anda tabii 54 yaşında gördüğüm kadarıyla. 58 yaşına kadar kalabileceğini düşünürüm. Ve 58 yaşında kendisi karar verecektir kalıp kalmayacağına. Annesi gibi. Annesi gibi. Evet, kendisi çünkü karar verecek. Şöyle annesi de kendi istifa etti ya hocam. Evet, Beatrix, burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Aynı şeyi burada da söyleyebiliriz. Çünkü yapı itibariyle aile köklerine bağlı bir kişi. Gerçekten böyle bir özelliği var. Dolayısıyla tamam hizmet odaklı pek çok şeyi çözülebilir. Yani ülke bazında bir sürü şey halledebilir. Ama kendinin karar vereceğini ve bunun kararında da muhtemelen ya yapı itibariyle biraz şu olabilir. Gizli bir sinirsel hastalığı olabilir. Ortaya çıkmamış olan. Yani bunu gizlerler ama yapı itibariyle aslında sinirsel yaklaşımı, sinirlerini kontrol edemeyen bir yapısı var. Bu görünüyor haritada. Ya da şöyle söyleyelim, çok böyle agresif olduğunu yavaş yavaş yukarı çıkartan bir adam. Normalde anlaşılmıyor ama gerçekten böyle şey gibi. Hani bir kişi çok sinir içinde tutar sonra birdenbire patlar ya, öyle bir kişilik var. Evet, evet. Dolayısıyla kendisi belki istifa etmek zorunda kalır ama bu minimum 4 sene var diye düşünebiliriz. Daha henüz bu konuya girmiş olmamalı. Şimdi en son elinde Danimarka kraliçesi var, Margaret. Onun için de hani ne söylenebilir? Onun burcu da koç. Şimdi koç olunca dediğim gibi koçun şöyle bir özelliği var. Evet, lider çok, yani liderlik özelliği çok fazladır. Sert karakterdir fakat başladığı işi bitirmemek gibi bir şeysi vardır. Yani bir işi alır, yanındakilere devreder. Şimdi böyle düşünürsek Margaret'in evet gücü tartışılmaz, ülkedeki gücü ama devam etme konusunda hani şunu söyleyebilirdik. Demin oğlak burçları için bir şey söylemiştim hatırlarsanız 2017-2020 arasında bir sıkıntısı vardı. Aynı şekilde Margaret'in de hani 2020'ye kadar olan bir süreç ortadaydı, bir sıkıntı vardı. Artık o sıkıntı şu anda yok. Bence onun da en azından önü şu anda açık. Yani ne zamana kadar dediğim gibi belki bir 3 sene sonra ancak Margaret'le ilgili bir şeyler konuşabiliriz. Şu anda hani harita burada bir değişimi göstermiyor onun adına baktığımızda. Ama tabii burada şunu da unutmamak lazım. Kişisel kişilerin kendi ülkelerindeki yapı bize göre çok farklı. Biz kendinize göre bir değerlendirme yapıyoruz. Tabii ki. Ülkenin genel yapısını tabii bilmediğimiz için bu gerçek, illaki doğrudur. Kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü ne biz dediğim gibi biz sonuçta Türkiye'liyiz ve Türk'üz. Bizim kendi geleneksel yapımıza göre bir yorum yaptığımızda
çok farklılık var. Çünkü şunu unutmamak lazım. Biz sonuçta duygusal bir millet olduğumuz için daha duygularımıza bakarız. Ama Batı ülkeleri, Hollanda olsun, Danimarka olsun, Almanya, İngiltere ne olursa olsun, bunlar da duygu kavramı bizim gibi değildir. Onlar daha empatiktir. Empatik olunca olaylara daha mantık çerçevesinde yaklaşırlar ve bir duygu yaratmaya çalışırlar. O zaman bakış açısı çok değişiyor. Dolayısıyla evet. Biz burada ne söylersek söyleyelim, ha, bu bizim bakış açımız deyip böyle bir kenara koymakta hocam, böyle bir fikrim var. Hocam bu Danimarka kraliçesi ile ilgili söylediğiniz şey gerçekten çok enteresan. Şöyle ki enteresan hocam, Hollanda kralı ile ilgili söylediğinize de bir şey söyleyeceğim. Hani gerçekten ben burada hani rol yapmıyorum, ilminiz karşısında saygıyla eğiliyorum. Çünkü siz anlatırken hocam bendenizin onlarla ilgili yapmış olduğu araştırmalar hafızamda canlanıyor ve böyle şey gibi yapbozun parçaları gibi böyle oturuyor. Şöyle ki hocam, mesela Hollanda kralı ile alakalı hocam dediniz ki çalışkan bir adam dediniz. Ben adamın Instagram Evet. sayfasını neredeyse sonuna kadar gittim, inceledim yani. Hani o kadar iyiymiş. çok meraklı olduğum için, araştırmacı da yapımız olduğu için. Şöyle hocam, hani tabii bu bir PR çalışması da olabilir. İnsanları kandırmak için reklam ajansları kullanıyorlardır, bir şeyler kullanıyorlardır. Onların danışmanları var, çok özel yaşam koçları var filan. O fotoğraflar özel olarak veriliyor, çekiliyor. Burası ayrı. Ama Instagram'ında Hollanda kralının gördüğüm gerçekten çalışkan bir adam imajı çizmişler. Ben onu gördüm. Gerçekten girip bakarlarsa adam ya hep bir bilgisayar başında hoca. Ondan sonra ya adam ya sürekli yazı yazarken fotoğrafları var. Evet. Ondan sonra ya da halkın içinde fotoğrafları var ya da yine halkın içerisinde devlet görevlileriyle konuşurken fotoğrafları var Hollanda Anladım. kralının. Hani siz dediniz ya hocam adam çalışkan dediniz ya, bunu onun için arz ettim. Bir de toprağına bağlı meselesinde de şöyle bir şey oldu. Hatırlarsanız hocam Hollanda'da bir isyan hareketi oldu. Bu Evet, isyan biliyorum. hareketinde hocam Hollanda'nın savcıları, polisleri, askerleri bu isyanı bastırmakta aciz kaldılar. Hollanda kralı sokağa çıkıp pelerinini bir salladı. Bütün halk esas duruşa geçti ve isyan bitti. Bilmiyorum. Yani Gerçekten senden öğreniyorum. Yani evet. Hakikaten söylediğiniz şey o manada çok ilginç. Danimarka kraliçesi ile ilgili de şunu söyleyeyim hocam. Çalışkandır ama yanlış değil değil mi cümlemi, eğer yanlışsa cümlemi düzeltin. Danimarka kraliçesi için şunu dediniz değil mi hocam? Çalışkandır ama bir süre sonra devreder dediniz değil mi? Devreder. Devreder. Elindeki işleri başkalarına devreder. Böyle bir genel yapısı vardır. Evet. Şöyle bir şey gördüm onun da Instagram'ında hocam ki yine onu da sonuna kadar incelemişimdir erinmeden bütün Instagram sayfasını. Onda da şöyle bir şey gördüm hocam. Herhalde bir 5-6 ay olmuştur bunu göreli Danimarka kraliçesinin. Hocam şöyle fotoğrafın bir tanesinde, yani bir önceki fotoğrafta değil, ilk gördüğüm fotoğrafta hocam diyor ki altındaki yazıda, kraliçeye diyor bakanlar huzuruna çıktılar, veliaht prens de yanındaydı ve bakanlar kanun tekliflerine işte ve meclisten geçen tasarıları işte imzalatmak için ve ülkede olan biten olayları anlatmak için yanına gelmişlerdi ve diyor ki hocam 250 tane imzalaması gereken belge birikmiş. Hani bu pandemi nedeniyle de çok yanına yaklaşmamışlar. O 250 belgeyi o gün imzalamış ve ifade şuydu, kraliçemiz çok çalışkan diye yazmışlar. 250 belgeyi imzaladı ve bakanları tek tek dinledi diye hocam. Çok enteresan. Bakanlar tek tek ülkenin sıkıntılarını anlatmışlar, çıkması gereken yasaları anlatmışlar, hepsini not almış ve o 250 belgeyi de imzalamış. Bir sonraki resimde ne var ama biliyor musunuz hocam? Bir sonraki resimde veliaht prensin huzuruna çıkıyor bakanlar. Şeyleri ve belgeleri veliaht prens imzalıyor. Yani yani hemen devretmiş. Yani dediğiniz kendi şey işte. Kendi yapılarını bilmek çok zor. Yani evet. Bu tabii ama çok dediğim tutuyor gibi hocam. Benim Söylediğiniz şeyler o kadar tutuyor ki. Bakın. Hayır. Bakın. Bu bir istatistik. Bu bir istatistik. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben 15 yaşından beri harita bakıyorum. Binlerce harita baktım. Binlerce çok farklı insanlarla görüşürüm ve dediğim gibi istatistik çok önemli bir faktör burada. İnsan gözlemlemek çok önemli bir faktör. Yani ve bize şöyle öğretildi, yani benim astroloji öğrenmeye başladığım dönemde dediler ki ilk önce kendinizi tanımanız lazım. Kendinizi Evet. tanımadan bir başka insana yönelemezsiniz. İlk önce kendinizi çok iyi tanıyacaksınız, kendinize objektif olarak bakabilecek duruma geldiğinizde o zaman astrolog olabilirsiniz. Bize öyle öğretildi.
Ve insanın kendini tanıması kadar zor bir şey yok. Zor bir süreç yok, evet. Evet. Hocam, bir duyuru yapayım. Bir duyuru yapayım. Kıymetli dostlar, şimdi demin dediğimi bir daha söyleyeceğim. Şimdi bakın, bendeniz bazı yazılar yazıyorum ve bu yazıların altına kıymetli takipçilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız yorumlar yapıyorlar. Bakın bu bir. İki. Sonra bana DM'den sorular geliyor. Bu da iki. Ve ben bu DM'den gelen bana genel soruları ve benim yazdığım yazıların altına gelen yorumları, konuğumuzun uzmanlık alanı neyse, yani bunları sonuçta siz merak etmiş oluyorsunuz. Konuğumuzun gelen uzmanlık alanı neyse, o uzmanlık alanıyla alakalı olan soruları bir liste oluşturup hocam ve hocalarımıza arz ediyoruz ve hocalarımız da bu soruları cevaplarını veriyor ve geriye kalan vakitte de bütün hocalarımız için böyle ve geriye kalan vakitte de siz kıymetli dostların sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Yani bunun için lütfen serzenişte bulunmayın. Serzenişte çok bulunan kardeşler var. Yani bugün niye böyle oldu onu da anlamadım. Daha önce bu kadar böyle serzenişte bulunmuyordu kardeşler. Ha, serzenişleriniz de başımızın üstünde yeri var. Ama programın ya ikinci bölümünün sonuna doğru ya üçüncü bölümünde programın, eğer 3 saat yaparsak ki öyle gözüküyor. Sizin sorularınıza yer vereceğiz. Ben buraya tek tek yazıyorum. Bayağı da soru yazdım. Bir şeye cevap vermek istiyorum. Bir kardeşimiz demiş ki, buyurmuş ki, kralları kraliçeleri ne yapalım, niye dinleyelim, biz ülkemizi merak ediyoruz diye. Türkiye ile ilgili sorulan soruları, ben yazdım. Ben yazdım buraya. Onları hocama soracağım, bu bir. İki, dünyada ne olup bittiğini bilmeden, dünyada hangi olaylar olduğunu ya da olacağını bilmeden, ülkemizde ne olacağını nasıl bilebilirsiniz? Yani... Bu da yani o zaman bir şey söyleyeceğim. Bu mantığa göre o zaman diplomatların işsiz kalması lazım. Dışişleri Bakanlığı'nın kapatılması lazım bu mantığa göre. Bütün ülkelerin Dışişleri Bakanlığı'nın ya da uluslararası ilişkiler okullarının kapatılması lazım. Siz başka ülkelerde ne olduğunu bilmeden kendi ülkenizde ne olacağını nasıl bileceksiniz? Ayrıyeten de lütfen birazcık sabırlı olun. Yani soruları zaten buraya yazdım, yazıyorum. Türkiye ile ilgili neler bekleniyor hocamıza zaten soracağız. Kıymetli dostlar, biraz sabır. İkinci bölümde ama. Ya ikinci bölümün sonunda ya üçüncü bölümün başında, işte bilmiyorum artık nereye denk gelirse. Nasıl istiyorsun? Yani ikinci bölümün başında hocama belki Türkiye'yi sorarız. Valla dedim ki benim için hiç sorun yok. Bir saate geldik ya neredeyse. Geldik mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum dostlar. Dünyada olup biten olayları anlarsak, anlarsak kendi ülkemizde ne olup bittiğini anlamamız daha rahat olacağı için önce hocamıza bu soruları soruyoruz. Ben de bir şey söyleyeyim. Eğer dünyada ne oluyor, işler nasıl yürüyor anlaşılmazsa ülkedeki bütün gazeteleri okusanız, ne yaparsanız yapın Türkiye'yi anlamak mümkün değil. Ancak dünyada güçler, enerji, ekonomi, para nasıl hareket ediyor? Kimler neyi hareket ettiriyor? Dengeler nasıl? Bunun bir ortalama tabii bunların da bizim ülkemize de yansıması olacak. Ya da bizim ülkemizdeki olayların başka ülkelere de yansıması olacak. Evet. Yani Türkiye'nin içini anlamak asla mümkün değil. Evet. Böyle bir durumumuz var. O yüzden kimse alınmasın. Herkesin sorularını yazıyorum ve hocamıza soracağım. Kimse alınmasın. Türkiye'yi de soracağım. Ama serzenişleriniz de dediğim gibi başımızın üstüne, ne yapalım? Kızarsanız da başımızın üstüne. Evet hocam, buyurun. Şimdi dediğim gibi hani bu konuyu şey yapabiliriz. Daha da uzatmak mümkün ama dediğim gibi önemli olan ben Türkiye. Bir saate geldik neredeyse. Bir saate yaklaştık. Evet, bir saate yaklaştık. Yani, şey yapabiliriz. Bir saat hani bölecek misin bilmiyorum, nasıl yapacaksın o konuda. Bir 5 dakikamız var hocam. Siz eğer cümleniz 5 dakikaya sığacaksa dinleyelim, yoksa şimdiden bölelim. Bir şey söyleyeyim. O zaman dediğim gibi Avrupa veya Amerika, tabii bizim ülkemiz bunun içerisinde çok önemli bir faktör. Arkadaşlarımız haklılar. Şimdi Türkiye'ye doğru döneriz, yani Türkiye ile başlayalım bence. Ve söyleyeceğim tabii Türkiye'nin hani burada ekonomik durumundan da benim görüşüm açısından bakabiliriz. Ve Türkiye'nin yaşadığı 2021'den 2022 dönüş noktasındaki fikirlerimi paylaşın. Bence şimdi keselim, direkt öyle başlayalım.
Ne dersiniz? Evet, zaten yani, Türkiye ile ilgili sorulan sorular var. O soruları ben size önce sorarım. O soruların üstünden siz de anlatmaya başlarsınız kıymetli hocam. Tamam, en güzel öyle yapalım. Dediğim gibi zaman benim için önemlidir. İki olur, üç olur. Bu konuda bir sıkıntı yok. Merak etmeyiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Var olun, sağ olun. Yani şöyle, ben teşekkür ederim. Yani şöyle kıymetli hocam. Aslında programımızın formatını kıymetli seyirciler de biliyor ama bugün astroloji olduğu için, hani bu da çok özel bir konu olduğu için mi biraz fazla serzenişte bulundular, soruları çok sormamızı istediler, onu anlayamadım. Yoksa biz zaten soruları soruyoruz ama sorular programın sonunda soruluyor genelde. Haklısın Ömer Faruk, haklısın. Fakat şöyle, çok fazla son dönemde özellikle pandemiyle beraber astroloji çok artık gündeme gelen bir konu. İnsanlar eve kapanınca inanılmaz derecede ne olacak, ne bitecek, neye doğru gidiyoruz ve burada ilginç olan bir astrolojiye yakınlaşma oldu. Fakat şunu unutmamak lazım. Astroloji hiçbir zaman bilimsel bir konu değildir. Kesinlikle de olamaz. Ve burada yapılan pek çok yorum, evet bir sürü arkadaşımız var, yorum yapılıyor. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ortaya çıkan astrologlara soran kişiler astrolog dolaşmaya başladılar. Çok ilginç bir durum maalesef ve tabii ki burada arkadaşlara kızmamak lazım. Belli ki bu soruları daha evvel sormuş olmalılar veya bu hep kafalarında olan sorular ve duymak istedikleri de son derece bana göre normal ama hani senin elimine etmen tabii ki gerekecek, yapacak soruyu. Tabii çünkü, çok soru geliyor çünkü hocam, kadar, hangi birini tabii sorayım? Haklısın, tabii ki tabii yoksa sabaha kadar sürer bu, yani mümkün değil. Ama dediğim gibi şimdi biz şey yapalım, Türkiye ile başlayalım. Türkiye ile ilgili soruları sen şöyle bir 5 dakika arada bir gözden geçir. Ben de yazdım zaten bir sürü hocam. Şey var. Tamam. Onunla başlayalım. Sonra da yavaş yavaş ilerleriz. Bir sürü sorumuz var. Zaten devlet başkanlarını bitirdik. Şimdi diğer sorular daha güzel sorular. Çünkü bu da gerekiyordu. Evet. Ben şimdi devlet başkanları devlet başkanları ilgili soru kısmını kaldırıyorum elimdeki listeden de. Şimdi Türkiye ile sorularını bekliyorum. Tamam. Zaten onu bitirdik. O soruların cevaplarını verdik zaten. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dostlar, çaylarınızı, sularınızı tazelersiniz. Bir belki yüzünüzü yıkarsınız, bir belki hava almak istersiniz. 4 dakika ya da 5 dakika sonra tekrardan huzurlarınızdayız. Görüşmek üzere 4 ya da 5 dakika sonra. Tamam, görüşmek üzere.